Türk İş Başkanı Ergün Atalay'a istifa şoku. Mitingde zor anlar. Türk İş'in Tekirdağ Çerkesköy'de düzenlediği mitingde, bazı katılımcılar Genel Başkan Ergün Atalay'a istifa çağrısında bulundu istifa çağrıları ile karşı karşıya kalan Atalay, eleştirilere tepki göstererek, işverenlerle mücadele edersin, sermayeyle mücadele edersin, siyasetçiyle mücadele edersin, ama evin içinde bir avuç kardeşimiz evini taşlamaya kalkarsa inanın ayıp ediyor, günah işliyor. Seçtiğiniz adamın başında sonuna kadar durmak mecburiyetindesiniz. Durmazsanız sizi parça parça ederler, ifadelerini kullandı mitingde, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi ve artan işsizlik gibi konulara dikkat çekildi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, istifa çağrılarına karşılık olarak, kendisinin %94 oy ile seçildiğini belirterek, sendikanın emanetçisi olduğunu ve üyelerinin destek vermesi gerektiğini vurguladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyoruz. Atalay, biz işçiler olarak ne istiyoruz? İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz. Han istemiyoruz, hamam istemiyoruz, yat istemiyoruz, kat istemiyoruz. Diyoruz ki, nefes alacak bize bir ücret verin. Türk iş olarak işçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu en iyi biz biliyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyoruz. İyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini, ülkenin her yerinde, her noktasında dile getirmeye devam ediyoruz, ifadelerini kullandı. Mitinge CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşoğlu ve Çerkesköy Belediye Başkanı Vahap Akay'da destek verdi.